Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle beraber Xiaomi Mini Portable Wi-Fi'yi inceliyoruz. Bu ufacık cihazın neyini inceleyeceğiz arkadaşlar? Böyle ufacık cihaz deyip geçmeyin. Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk dedikleri cihazlardan bu. Tabii önce kutusunu açabilmem lazım. Gerçi kutusu da yok. Böyle ufacık bir torba gibi bir şeyin içinde geliyor. Bunu bize bir takipçimiz yolladı sağ olsun. Böyle bir üründen haberim vardı ancak test etme fırsatım olmamıştı. Gönderdi bize, biz de inceleyeceğiz bunu. Xiaomi Mini Portable Wi-Fi bir uzun bir isim var. Biz buna direkt mini deyip geçelim. Bir USB bellek gibi gözüküyor. Ancak çok başka bir işlevi var arkadaşlar. Şöyle USB'den çıkartıyoruz. Bu kadar minik olduğu için tabii anahtarlık ipini de koymuşlar buraya. Dilerseniz anahtarınıza da bağlayabiliyorsunuz. Bu ürün ne işe yarıyor arkadaşlar? Hani böyle ufacık bir USB cihaz, yani ne işe yarayabilir? Şu işe yarıyor. Diyelim masaüstü bilgisayarınız var ancak kablolu bir modem kullanıyorsunuz. Evde de başka insanlar cep telefonundan, tabletinden veya laptopundan bağlanmak istiyorlar. Bu ürünü masaüstü bilgisayarınıza takıyorsunuz arkadaşlar. Gerekli uygulamasını indirdikten sonra Xiaomi'nin sitesinden sizin bilgisayarınıza taktığınız bu alet bir modeme dönüşüyor. Kendi şifresini belirliyorsunuz, bir isim veriyorsunuz. O isme tıklayıp şifreye giren insanlar artık sizin evinizdeki interneti de kullanmış oluyorlar. Dilerseniz nasıl kullanıldığını bir de bilgisayardan bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Mi Wi-Fi'yi, Wi-Fi adaptörümüzü bilgisayarımıza takıyoruz. Takınca zaten dındırdın diye ötüyor. Ben daha önce tabii ki de bir kurulum yapmıştım. Setup'ını kurdum zaten, standart next 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 diye kuruyorsunuz arkadaşlar. Üst tarafta burada gördüğünüz yere ağınıza bir isim veriyorsunuz. Yani bilgisayar taktığınız o ufak, artık modem diyebiliriz ona. Ona bir isim veriyorsunuz. Alt tarafa da şifre veriyorsunuz arkadaşlar. Şifreyi şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 yapayım. Şimdi iPad'imize geliyoruz arkadaşlar. Ya da siz herhangi bir ağa bağlanabilir cihazınıza gelin. Ayarlara geliyoruz. İşte nasıl bağlanacaksınız internete. Şimdi burada Wi-Fi ağlarında arkadaşlar ismini verdiğim WebTekno modemini bulacak. WebTekno ağını buldu ve otomatik olarak katıldı. Ben daha önce şifreyi girmiştim buraya arkadaşlar. Daha önce denemesini yaptım tabii ki de videodan önce. O sebepten dolayı otomatik olarak bağlandı. Ancak ilk defa bağlıyorsanız size bir şifre soracak. O da bizim bu alt tarafta belirlediğimiz şifre arkadaşlar. Bunu girdiğimiz zaman artık tabletimizi Mi Wi-Fi adaptörden, modem adaptöründen bağlayabiliyoruz bilgisayarımıza. Şu anda gördüğünüz gibi bir cihaz kayıtlı diyor. Biz buna daha fazla cihazla giriş yaparsak burada sayısı çıkıyor arkadaşlar. Tıkladığımız zaman da üzerine neyle bağlandığımızı gösteriyor. Şu an bir tane iPad bağlı diyor gördüğünüz gibi. Dediğim gibi dilersek üst taraftan ismi değiştirebiliyoruz. Alt taraftan da şifreyi değiştirebiliyoruz. WebTekno ağına bağlandık ve oradan artık rahatlıkla internete girebiliriz arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Şunları da kapatayım şunu. Ve Safari'den şöyle zaten otomatik aynen direkt webtekno.com'u açıyor. Gördüğünüz gibi internete Xiaomi'den bağlanabildik. Eğer böyle bir şeyle ihtiyacınız varsa kaçırmayın arkadaşlar. Yurt dışı sitelerden işte eBay, AliExpress gibi yerlerden ortalama 6 dolara getirtebiliyorsunuz bunu. Kargo ücretinde alıcılar ödüyor. Gerçekten ucuz ve fiyatını hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.